Üniversite TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Sanatla programımızın bugünkü konuğu Sayın Agah Eroğlu. 1983 İznik doğumluyum. 2001 yılından beri Kocaeli'de yaşıyorum. Ve 97 yılından beri de müzikle uğraşıyorum. Üniversite eğitimimi Kocaeli Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi müzik bölümünde yaptım. Arkasından yüksek lisansımı da orada tamamladım. 2005 yılından beri de Kocaeli Bölge Tiyatrosu adında özel bir tiyatro kurumunda çalışıyorum. Ortaokul yıllarında elime kırık bir gitar geçti ve sınıf arkadaşlarımdan biri de gitar çalıyordu. Onu böyle binbir şeyle evimize getirip o gitarı beraber tamir ettik ve onunla beraber bir grup kurduk. Müzikle tanıştığımda direkt olarak dedim ki net olarak bu evet benim hayatımı geçirmem gereken şey. Ve hedefimi belirleyip onunla beraber yol almaya başladım. İstanbul dedik de özendik geldik, kaldırım taşına uzandık kaldık, canımızı verdik harçlık kazandık, onu da elimden aldın İstanbul. İstanbul dediğin zenginin tahtı, işsizlik halkasını boynuma taktı. Nedir bu zavallı yaşarın bahtı? Beni özlemlere saldın İstanbul. Bir insanın duygularını başka bir insana aktarması için bir araçtır müzik. Ben hissettiğim şeyi size de hissettirebilmek için müzik yaparım. Sen sakın ayrılma bir yere. Dursun gözlerin gözlerimde. Üniversite TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Sanatla programımızın bugünkü konuğu Sayın Agah Eroğlu. Kendisiyle hem müzik hakkında hem tiyatro hakkında dop dolu çok güzel bir program geçireceğiz. Lütfen yayında kalın, bizi izlemeye devam edin. Ve şimdi isterseniz Agah Bey'e bir hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Sizi burada görmek çok güzel Agah Bey. İyi ki geldiniz İstanbul'a. Ve isterseniz sizi tanımayanlar için şöyle bir Agah Eroğlu kimdir? Biraz bahseder misiniz kendinize? 1983 İznik doğumluyum. 2001 yılından beri Kocaeli'de yaşıyorum. Ve 97 yılından beri de müzikle uğraşıyorum. Çok güzel. Üniversite eğitimimi Kocaeli Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi müzik bölümünde yaptım. Arkasından yüksek lisansımı da orada tamamladım. Harika. Çok güzel. Ve 2005 yılından beri de Kocaeli Bölge Tiyatrosu adında özel bir tiyatro kurumunda çalışıyorum. Çok güzel. Agah Bey, müzik ve tiyatro aslında çok da uzak değil, değil mi, sanatlar birbirine? İç içe hatta. İç içe hatta. Evet. Sizde de böyle bir yetenek varmış demek ki, bir istek mi oldu? Nasıl oldu tiyatro? Onu merak ettim. Aslında şimdi biraz tesadüfle oldu. Öyle mi? Evet. Kocaeli Bölge Tiyatrosu'nun başındaki hocamız Burhan Akçin'le yollarımız, söylüyoruz kendisine, evet, burada. Selamlarımızı iletiyoruz. Yollarımız kesişti. Harika. Ve birlikte çalışmaya başladık. Çok güzel. Ben de kendisinden tiyatroya dair her şeyi öğrendim diyebilirim. Ve yıllarımızı beraber geçirmemize vesile oldu. Ne güzel insanlar var değil mi Agah Bey? Evet. Yani böyle kendinde olan her şeyi paylaşan bu insanları çok seviyorum Agah Bey. Gerçekten yani hani bir değer varsa içinizde, bir bilgi varsa bunu paylaştıkça o kadar artıyor ve o kadar güzelleşiyor ki dünya. Bundan mutlaka nasiplenen kişiler kendi değerlerini ortaya çıkarabiliyorlar. Öncelikle hocalarımıza, tecrübeli olan bütün değerli kişilerin hepsine bu yolda gösterdikleri bütün bu gayretten dolayı çok teşekkür ediyorum. Ve aslında hem sorularımız var sevgili seyirciler, hem kendisinden merak ettiğim şeyleri de öğrenmek istiyorum. Hazır gelmişken kendisi İstanbul'da stüdyolarımıza, aynı zamanda müzikle dop dolu çok güzel bir program olacak. Ama öncesinde biraz konuşalım istiyorum. Mesela sanat hayatınızın başlaması diyeyim. Hani siz için işte evet benim sanat hayatım başladı artık dediğiniz nokta neresiydi? Aslında birkaç tane nokta var birkaç bununla tane ilgili olarak. Ortaokul yıllarında elime kırık bir gitar geçti.
kırık bir gitar. Evet. Ve sınıf arkadaşlarımdan biri de gitar çalıyordu. Onu böyle bin bir şeyle evimize getirip o gitarı beraber tamir ettik ve onunla beraber bir grup kurduk. Ne diyorsunuz Agah Bey ya, ne kadar güzel. Evet, lise yıllarında beraber müzik yaparak müziğe başlamış olduk. Grup gibi miydi aslında? İki kişi başlıyorsunuz aslında. Yok, bir rock grubu kurduk beraber. Vay. Ki yaşadığımız yer çok küçük bir yerde, İznik ilçesinde yaşıyorduk. Orada bu bulunmaz bir nimetti bizim için. Hani birbirimize bulmak bulunmaz herkes, bir nimetti. Herkes değil mi? Yani böyle merak ediyordur. İşte bunlar nasıl çocuklar, işte ne söyleyecekler falan. Hem aslında bir dezavantaj gibi, yani bir yardım alacak kimse, bir görecek kimse yok gibi. Ama bir taraftan da siz orada teksiniz. Düşünebiliyor musunuz? Popülerliği aslında Agah Bey yani. Öyle değil mi? Neredeyse öyle sayılırdı. Hani bizim dışımızda bizden bir üst jenerasyonda bir rock grubu daha vardı. Ha. Onlardan yardım aldık tabii ki. Aldınız mı? Tabii. Fakat tabii orada dediğim gibi kendi jenerasyonumuzda çok az insan vardı. Tabii. Uğraşan. Sonrasında tabii o okullar vesilesiyle o grubumuzu da aldı. Ben de müzik bölümüne gitmeye karar verdim. Ve Kocaeli'ye yerleştim. Çok güzel. Ve tabii ki sanat hayatı tam olarak burada başladı diyebiliyoruz. Evet. Eğitimi almaya başlayınca. Evet, evet. Eğitimi almaya başladınız. Okul yılları nasıl geçti? Yani şimdi böyle bir aslında alaylı olarak başlıyorsunuz daha hiç eğitimini almadan. Ama içeride inanılmaz bir böyle bir aşk var müziğe karşı. Bir de eğitimini alıyorsunuz. Çok farklı bir dünya mı eğitimini almak, tekniği bilmek? Ne kattı mesela üniversite? Yani üniversite teknik anlamda tabii ki çok fazla şey kattı. Hani müziğin matematiğini öğrenmek adına çok şey kattı. Ne için gerekli mesela Agah Bey? Yani bu matematiği bilmek beste için mi önemlidir? Söylerken de önemli midir? Bilmeyen o kadar iyi söyleyebilir mi ya da beste yapabilir mi sizce? Ya şimdi beste yapmak da söylemek de işten gelen bir şey aslına bakarsanız. Çok güzel. Fakat tabii ki bunun matematiğini bilmek gittiğiniz yolda size kolaylıklar sağlıyor. Hmm. Ve hani o yaptığınız işi bir üst seviyeye taşımanızı sağlıyor. Yemeği yapmayı bilmek gibi aslında değil mi? Gibi. Malzemeler evet. Var ama nasıl yapacağını bilmek gibi yani. Evet, evet. Çok evet. Güzel. Peki bir de şimdi sizin oyun müzikleri var. Bunun üzerine çalışmanız var. Peki sizi oyun müziklerine yönelten şey neydi Agah Bey? Mesela bu da çok aslında farklı bir düşünce. Hani insan yönelmeyebilir. Çok az kişi yöneliyor. Çok da güzel oluyor. Biz mesela o oyun müziklerini duydukça kim yapmış bunu diye merak ediyoruz aslında. Siz nereden mesela aklınıza geldi oyun müziklerini yapmak? O yine sevgili hocam Burhan Akçin'le yollarımızın kesişmesiyle olan bir şey. Ne hocaymış diyeceğim şimdi. Helal olsun hakikaten Burhan Hoca. Şimdi ondan öncesinde tabii ben daha okula girmeden önce kendi kendime besteler yapmaya başlamıştım. Gerçekten. Çok ufak. Okula girince tabii bunu dediğim gibi matematiğini öğrenip ona göre şekillendirmeye çalıştığım için. Biraz düzelttim mi diyorsunuz böyle kenarından orasından burasından biraz yani, farklı bakıyorsunuz zaman değil mi? Matematiğini bilince ne yapmışım gibi mi oluyor? Tabii aynen öyle oluyor. Tabii bunu ne kadar doğru, ne kadar yanlış yapıyorum diye sürekli hocalarımı rahatsız ediyordum. Ne kadar güzel bir şey. Bu böyle rahatsızlık. Ben hoca olsam derim ki seni seviyorum, iyi ki varsın, geliyorsun bu kadar böyle soruyorsun derim. Çok güzel bir şey. Sağ olsun onlar da öyle diyordu. Hiç kırmıyorlardı beni. Evet. Her zaman yardımcı oluyorlardı. Bu vesileyle benim beste yapmakla uğraştığımı biliyorlardı. Burhan hocam bizim bölümümüze gelip benim gibi bir öğrenci aradığını söylediğinde hemen bölüm başkanımız kendisinin önüne beni koydu. Bir dakika dedi, öyle birisi var. Evet. Burada dedi, Agah var yani. Aynen. Ve baktı, hı dedi yani sen misin gibi böyle başlar ya genelde. Gerçekten istiyor musun falan diyor. Sonra kendisiyle tanıştık, çalışmaya başlayınca bir yılda 15 tane oyunun, 15 oyun demek 100 tane şarkı demek, belki 150 şarkı demek. Tabii. Agah Bey inanamıyorum, bir yılda. Evet. Nasıl bir çalışma dönemiydi bu bir yıl? Çok yoğundu. Çok yoğundu. Çok gerçekten. Yoğundu değil mi? O gece kahveler içildi, uykular az uyundu. Doğru değil mi? Tabii ki. Ama 100-150 şarkıdan bahsediyorsunuz. Hepsi şu anda kayıt altında mı? Evet. Evet. Muhteşem bir sadece onlar arşiv. Değil, o sadece ilk yıl. O sadece ilk yıl. Pardon, bunun devamı var. Tabii var. Agah Bey bir hazinesiniz. Her yıl yaklaşık olarak bu şekilde 10-12 oyun çıkartmaya başladık. Yani şu anda birikim olarak arkada bıraktığım yaklaşık bir 120-130 oyun var. Ve onları kaçla çarpmam gerekiyor? 100'le mi? 17 yılda. Ha şey, her oyun beste olarak. Beste. Yani aşağı yukarı 1000-1300 civarı diyelim. Muhteşem bir şey. Muhteşem bir şey.
Ben artık sizin uyurken de beste yaptığınıza inanıyorum. Doğru mu? Ne dersiniz? Yok, uyurken değil. Fakat bazen öğrencilerle dersteyken yaptığım doğru. İnanamıyorum sevgili seyirciler. Görüyorsunuz dersteyken bile beste yapıyor sevgili hocamız. Yani gerçekten müthiş bir şey. Sanatla ilgilenmek insanı o kadar başka bir şekle sokuyor ki. Hem öğrencilerinizden ben çok güzel şeyler duyduğunuzu düşünüyorum. Hani onlara yaklaşımınız çok farklıdır. Müzik insanı çok değiştiriyor değil mi? Sizin öyle bir şey oldu mu hayatınızda? Müziğin girdikten sonraki kısmıyla öncesi kısmını mesela iki tane Agah Erol desek. Hani böyle gerçekten siz kendi içinizden fark ettiğiniz ne değişti mesela? Ne değişti? Şöyle anlatabilirim. Hani ortaokul yıllarında bu ergenlik döneminde nasıl herkesin çocuk? Yaşadığı hani o hormonal dengenin bozulması hepimizin sebebiyle. Evet, kimyasal faktörler aynen, devreye giriyor. Aynen. Farklı yönlere savrulma gibi böyle şeylerimiz vardı. Hepimizin oluyordu zaten. O dönemde böyle hani birazcık serseriliğe doğru, birazcık tekrar ağırbaşlı bir insana doğru gidiş gelişler yaşadığım olmuştu. Müzikle tanıştığımda direkt olarak dedim ki net olarak bu evet benim hayatımı geçirmem gereken şey. Ve hedefimi belirleyip onunla beraber yol almaya başladım. Sevgili seyirciler, aslında görüyorsunuz insanın rotasını bile değiştiriyor sanat ve aslında çok olumluya değiştiriyor. Başka yerlerde kaybolup gitme ihtimali o kadar yüksek ki insanların, hepimizin. Ben sadece Agah Bey için de düşünmüyorum. Bizim çocukları için, gençler için, kendim için, hepimiz için konuşuyorum. Ama sanatın devreye girmesiyle o bütün yanlış yollar kapanıyor ve çok güzel, pozitif, olumlu yollar açılıyor. Evet. Harika bir yola girmişsiniz bu arada. Tebrik ediyorum sizi gerçekten. Teşekkür ederim. Şimdi aslında sorulara devam edeceğim ama içim istiyor ki şarkılardan bir tanesini dinleyelim mi diye, ne dersiniz? Olur, mesela tabii ki. Sırada şöyle bir şarkı görüyorum. Oyun müziklerinden bir tanesi var. Hı-hı. Adı da şu andaki bu güzel dünyanın en güzel şehri olan İstanbul. Evet. Ne dersiniz? Olur tabii ki. Çalalım. Peki. Sevgili seyirciler, İstanbul oyun müziklerinden bir tanesi sevgili Agah Bey'in. Şimdi bakalım nasıl bir şarkı olacak. Ben eminim ki muhteşem olacak. Hep birlikte dinleyeceğiz şimdi kendisinden. İstanbul dedik de özendik geldik. Kaldırım taşına uzandık kaldık. Canımızı verdik, harçlık kazandık. Onu da elimden aldın İstanbul. İstanbul dediğin zenginin tahtı. İşsizlik halkasını boynuma taktı. Nedir bu zavallı yaşarın bahtı? Beni özlemlere saldın İstanbul. Kaldırım taşları dizime zarar, su kurşundan akar özüme zarar. Güzeller çoktur gözüme zarar, gözümde gönlümde kaldın İstanbul. Bir denecik Ayşem uzattık sözü, ağlamaktan görmez Yaşar'ın gözü. Yakar şu dünyayı içimin közü, dert olup gönlüme daldın İstanbul. Aman Allah'ım, İstanbul adına yazılan ne kadar çok şarkı varsa hepsi mi güzel olur? Ben böyle bir şey görmedim. Böyle nasıl aktı gitti biliyor musunuz? Yani sözler ayrı güzel, beste ayrı güzel. Sesiniz ne kadar naif, ne kadar güzel insana geliyor. Sağ olun. Böyle dinledikçe insan rahatlıyor böyle. Çok güzel. Tabii şimdi ben neye şaşırdım biliyor musunuz? İlk grup rock grubuydu. Hı hı. Şimdi Agah Bey öyle bir dinliyorum ki tını böyle geliyor kulağıma, böyle bir hafif Meltem gibi esti gitti. O zaman çok mu farklı kullanıyordunuz sesinizi? Nasıldı? Sesimi farklı kullanmaya çalışıyordum tabii ki. Rock grubu olduğu için ona göre bir tınıyla söylemeye çalışıyordum. Bu da bir aslında şey değil mi? Yani beceri. Yani bunu sesi yükseltmek, alçaltmak, artık siz nasıl bakıyorsunuz bilmiyorum ne diyorsunuz buna ama çok kolay olmasa da gerek, yani bir şarkı sözleri aynıyken sizin sesiniz çok farklı bir şekilde yükselecek ve alçalacak. Bu gırtlak yapısıyla da alakalı bir şey. Öyle, herkes yapamaz öyle, galiba tabii, değil mi? Yani hani
Tabii o zaman rock müzik seviyordum, yapıyordum. Ama sesim ne kadar rock'a yatkın orasını bilemiyorum tabii. Onu dinleyenler aslında karar verir. Çok da isterdim bir tane rock şarkısı o günlere ait nedirdi aslında. Ama program o kadar çok yoğun ki aslında evet. Bugün. Evet. Başka bir programda kesinlikle o şarkılardan dinlemek istiyorum Agah Bey. Peki şimdi isterseniz şöyle bir şeyle devam edelim. Yine biraz soru, biraz müzikle devam edelim istiyorum. Oyun müzikleri ve aslında bir püf noktası var mı? Yani şimdi oyun müzikleri normal besteden farklı mıdır? Bu işi bilen birisi olarak şimdi sevgili arkadaşlarımız bizi seyrediyorlar. Onlar içerisinde mutlaka şimdi böyle müzikle uğraşanlar vardır. Hazır burada bir tane üstad varken bu mesela püf noktası dedikleri bir şey var mıdır? Bestelerin oluşum süreci nasıl ilerliyor? Bir şey yakalayıp ondan sonrasını mı ilerletiyorsunuz? Çok merak ediyorum. Herkes de merak ettiğini düşünüyorum. Ne dersiniz? Şimdi normalde kendinize ait bir beste yaparken tabii ki içinizden nasıl geliyorsa öyle gidiyorsunuz. Yani hani duygularınız size ne söylüyorsa ona göre gitmeye çalışıyorsunuz. Fakat söz konusu bir oyun müziği olduğunda burada birçok şey devreye giriyor. Mesela öncelikle yönetmenin bakış açısı. Yönetmen ne istiyor? İkinci olarak tekst yani oyun metni ne istiyor? Yazar ne istiyor? Çok doğru. Öncelikle yani önceliği onlara vermeniz gerekiyor. Tamam. Çok güzel anladım. Duygularınızdan sıyrılıyorsunuz. Evet. Oyunun duygusuna giriyorsunuz. Aynen öyle. Yine bir duygudan uzaklaşmıyorsunuz. Aynen öyle. Ama oyunun duygusuna giriyorsunuz. Evet. Nasıl oluyor bu? Zor oluyor mu? Ya da nasıl oluyor? İlk önce siz metnimi okursunuz, yönetmenle mi konuşuyorsunuz? Yani ne istendiğini nasıl bilir Agah Eroğlu? İkisi de diyeyim. Yani eğer metin önceden geldiyse bana önce bir metni okurum. Çok güzel. Hani yazarın çizmeye çalıştığı atmosferi önce bir anlamaya çalışırım. O atmosferi yakalamaya çalışırım. Ardından tabii ki yönetmenle oturup onun ne istediği, onun nasıl bir atmosfer istediğini anlamaya çalışırım. O duygu durumuna kendimi başarabilirsem sokmayı güzel bir şey ortaya çıkar. O zaman onların istediğini de vermiş olurum. Çünkü müzik tiyatroda atmosferi belirleyen şeydir. Yani izleyiciye hiç müzik vermediğinizde izlediği şeyle müzik verdiğiniz zaman izlediği şey farklı bir tını yaratır. Çok başka değil mi? Evet çok başka. Müzik ortamı yumuşatıyor mu aslında değil mi? Biraz böyle hani insanları bir şeye hazırlıyor, biraz ortamı yumuşatıyor. Çünkü o sırada tiyatroya gelenler mutlaka bir şeyler konuşacaklar. Biraz gerginlik gibi olabilir, nasıl bir şey çıkacak diye beklentiler olabilir. Ama bir taraftan müzikle başlasa, müzik aralarda serpiştirmiş olsa değil mi? Çok daha başka oluyor aslında. Ben bunu şöyle özetliyorum. Buyurun, müzik lütfen. İnsanın duygu durumunu değiştirir. Çünkü frekanstır. Evet, yani benim için müziğin tanımı şudur. Nedir? Bir insanın duygularını başka bir insana aktarması için bir araçtır müzik. Bir doğru. İletişim aracıdır aslında. Doğru. Yani ben hissettiğim şeyi size de hissettirebilmek için müzik yaparım. Çok güzel. Dolayısıyla tiyatroda da aynı şekilde kullanılıyor aslında. Hissettirilmek istenen atmosferi veren bir müzik kullanılacak ki orada hani yazarın, yönetmenin, oyuncunun hissettirmek istedikleri şeyi desteklesin. Ne güzel bir şey söylediniz biliyor musunuz? Aklıma ne geldi? Mesela oyunda tamam tekst var. İnsanların replikleri var, sahne var, kostümler var. O bir yüzdenin belli bir kısmı. Hı hı. O zaten tamam duyguyu hissettirmek için ellerinden gelen her şeyin yapıldığı bir durum. Geriye kalıyor bir de müzik kısmı. Daha tamamlanmış olmuyor. Müzik kısmıyla da destekleniyor, %100'e çıkarılmaya çalışılıyor ki evet. Bütün bu çabaların hepsi bir amaç artık hedefe ulaşsın değil mi? Evet. Ne kadar önemli bir şey. Hani belki %50-50'dir belki de müziğin katkısı diye düşünüyorum. Bütün o hazırlıklar yanında müziğin katkısı oyuna %50'dir belki de. Yani hani bunu ben değerlendirdiğim zaman evet ben de öyle düşünüyorum tabii çünkü ki. Ben böyle düşünmeye başladım şimdi. ama tabii şöyle bir şey de var. Şimdi tiyatronun daha ilk çıkış noktasından itibaren müzikle hep beraber. Yani hani o ilkel insanların ateş başında dans edip hani bir şeye vurarak hikayelerini anlattıkları şeyler ilk tiyatroysa eğer beraberinde müzik de vardı. Müzikle birlikte anlatıyorlardı. Demek ki o zaman tiyatro ile müzik hiç ayrılmamışlar. Hiç hep beraberlermiş demek ki. O zaman müziksiz tiyatro aslında biraz da eksik bir tiyatro gibi diyebiliriz yani. Ben öyle düşünüyorum. Değil mi? Bunu açıkça söyleyebiliriz sevgili seyirciler. Bir de müzik olduğu zaman tiyatronun değmeyin keyfine muhteşem bir şey oluyor. Agah Bey ne kadar güzel söylediniz ya. Benim şimdi o şarkıda kaldı. İstanbul böyle tınısında kaldı. Demek sizinmiş şimdi. Herkes de mesela şu anda benim gibi şaşırmışlardı belki. Çünkü bilenler Yaşar ne yaşar ne yaşamazlar mesela duyanlar en azından kimin olduğunu bilmiyorlardır.
Şöyle bir ayrıntı var tabii, onu mutlaka söylemeliyim. Her yönetmen farklı bir müzisyenle çalışır. Ve bu oyun her tiyatro grubunda oynandığında müzikleri değişir. Onu söylemeliyim. O zaman tam bilmediğimiz bir noktaya daha ulaşmış olduk böylece. O zaman yakalamak da çok kolay değil sizin bu şarkınızı, evet, değil mi? Evet, o zaman evet. Yönetmene kalmış bir şey oluyor. Tamam, yönetmenler her şeyi belirliyor zaten değil mi hayatımızda yani? Peki, Kocaeli Bölge Tiyatrosu. Nasıl bir yerdir? Siz oraya gittiğinizde neyle karşılaştınız? Sizi doyurdu mu? Siz oraya neler kattınız? Aslında ne aldınız? Bir de Agah Erol olarak bir şey kattığınıza inanıyor musunuz? Kocaeli Bölge Tiyatrosu nasıl bir yer? Kocaeli Bölge Tiyatrosu bu sene 43. yılını kutlayan bir tiyatro. Vay süper. Evet. Kocaeli'deki aslında hani en eski tiyatro diyebiliriz. En eski ve ayakta kalmış olan tiyatro. Ve 43 yıldır da başında Burhan Akçın var. Burhan Hoca 43 yıldır başında mı? Evet. Burhan Hocam, yani tebrik ediyorum sizi. Nasıl bir sanat aşkıdır, nasıl bir zorluklarla mücadeledir? Çünkü 43 sene önceki tiyatro yapmaya çalışmak ve şimdiki tabii ki arasında çok fark var değil mi? Burhan Hoca'yı dinlemek lazım değil mi yani? Kesinlikle. Bence onu da konuk etmelisiniz burada. Hocam lütfen gelin siz de. Çünkü anlatacağınız çok şey olacağını düşünüyorum şimdi ama Agah Bey burada sağ olsun sizden bir hayli bahsediyor. Sizi tanımış da olduk neredeyse kendi sayesinde. Buyurun. 43 senenin adı var bir kere zaten. Evet, Burhan Hoca ile gelmiş bir dönem. Tabii ki. Tek başına ayakta durmuş, böyle yıkılmadan ayakta durmuş bir tiyatro. Kocaeli'nin ilgisi nasıldır tiyatroya? Mesela siz nasıl görüyorsunuz oyunlara olan ilgiyi, alakayı, neler yaşıyorsunuz? Kocaeli'de tiyatro seyircisi var. Hatta şöyle söyleyeyim, pandemiden önceki yıl Kocaeli Türkiye'de en çok oyun izlenen şehir seçildi. Milattan önce, milattan sonra gibi oldu. Gibi. Evet, evet, maalesef öyle oldu. Kocaeli Türkiye'de en çok tiyatro seyreden il mi seçildi? Evet. Evet. Tebrik ediyorum. Gerçekten yani, izleyicilerimiz yani bilmiyorlardır. Ben de bilmiyordum açıkçası. Türkiye'de Kocaeli tiyatro seyredilen en çok il olmuş pandemiden önce. Pandemiden sonra nasıl durum? Yani pandemiden sonra şu anda onu tabii tartmak biraz zor. Biraz daha, henüz, zaman ister. Tabii. Ama hani bir yerde şöyle bir şey okudum sadece. Türkiye genelinde tiyatro seyircisi %80 azalmış diye bir şey okudum. Yani umarım bu zamanla toparlanacaktır diye düşünüyorum. Aynen. Evet. Bu neyle alakalı sizce azalması sizce? Açıkça mesela ne düşünüyorsunuz? %80 çok büyük bir rakam değil mi Agah Bey? Çok, bence de büyük bir rakam. Çok büyük bir rakam. Yani bunu tabii analiz etmek lazım. Analiz etmek lazım. Bunu hani bizim değil, bilim adamlarına düşen bir şey tabii aslında. Sosyologlara düşen, evet, bir şey belki, evet, de değil mi? Hani ama hani fikrimi soracak olursanız. Kapalı ortamda olmama isteği gibi bir şey bari. Yani bence, hala öyle bir şey var. Bence daha pandeminin etkilerinden yeni yeni çıkmaya başlıyoruz o yüzden. Çünkü düşünsenize maskeyi bile daha yeni çıkarttık. Evet, ben de onu yani, fark ediyorum şu anda. Yani. Neredeyse artık görmez olduk ama daha yeni çıkarttık yani kaç ay sonra. %80 çok gerçekten üzücü bir rakam ama inşallah diyorum ki o ara kapanır. Bu pandemi öncesine tekrar her şeye döner. O hayatı çok özledik çünkü. Çok alıştığımız bir hayattı. Hani Kocaeli'deki tiyatro hayatından biraz daha bahsetmek gerekir lütfen, diye düşünüyorum. Ki, çünkü lütfen, hani hep Kocaeli Bölge Tiyatrosu'ndan bahsettim. Evet. Fakat tabii Kocaeli'deki tek tiyatro kurumu orası değil. Çok mesela güzel, kocaman bir şehir tiyatrolarımız var. Ve gerçekten çok başarılı işlere imza atan bir şehir tiyatromuz var. Hani belediye bu konuda mesela hiçbir zaman geri kalmadı. Evet, esirgemiyor hiçbir şeyini. Orada da çalışmalarım oluyor benim. Belediyeyi de tebrik ediyoruz. Yani gerçekten bunu esirgemediğini, evet, size söyletiyorsa, evet, siz tiyatro oyuncusu, eğitmeni, tiyatro sever, aşığı olan birisi olarak siz bunu söylüyorsanız kesinlikle demek, evet, ki belediye arkasında tabii bu iş. Aynı zamanda içeriden biri de sayılırım. Çünkü hani orada çok sayıda projede görev alıyorum. Ha, birlikte de çalışıyorsunuz tabii, projelerde. Tabii. Çok güzel. Zaten çok akıllıca da bir şey yapmış belediye. Sizi içine alaraktan böyle tiyatro severin içinde olması değil mi projelerinde? Evet. Çok güzel bir şey. Siz yönlendiriyorsunuz, böyle olsun, böyle olsun, şöyle yapalım. Yani daha çok yani müzik konusunda benden destek aldıkları harika noktalar oluyor. Çok güzel. Peki, bir sorum var. Ondan sonra bir şarkı daha dinlemek isterim aslında sizden. Tamam. Burada İç Ses Müzikal Korosu diye güzel bir şey yazıyor. Bundan biraz bahseder misiniz Agah Bey? İç Ses Müzikal Korosu nedir? İç Ses Müzikal Korosu sivil bir çok sesli korodur. Hani akapella evet, tanımıyla bildiğimiz korolardan. Hani örnek olarak göstermek lütfen gerekirse mesela İstanbul'da bilinen Boğaziçi Caz Korosu var. Benzer tarzda müzik yapan bir koro. Tamam. Kocaeli'de kurduğumuz bir koro. Sizin kurduğunuz bir koro. Evet, evet. Bravo, Aysun Yılmaz
diye müzik öğretmeni olan bir arkadaşım var. Onunla beraber 2012 yılında kurduk koromuzu. Tamam. O zamandan beri devam ettiriyorum. 10 senedir devam ettiriyorsunuz. Evet, evet. Nasıl oldu? İlk kurduğunuz zamanlar nasıldı ve şimdiki durumu nasıl koronun? Nasıl bir gelişim oldu mesela? Neler yaptınız bu süreçte? Yani şöyle anlatayım. Lütfen. Şimdi koromuzda %80, %90 amatörler var. Amatör sanatçılar var. Tamam. Yani profesyonel müzisyenlerin sayısı çok az oluyor. Hatta bazı dönemlerde hiç olmuyor. Sadece ben oluyorum profesyonel müzisyen olarak aralarında. Ben zaten hani şeflik yapıyorum arkadaşlarıma. Çok güzel. Böyle amatör bir ortam, herkesin böyle rahat ettiği, bir tane onları anlayan bir şefi var. Yani, böyle çalışmalar var, yapıyorsun. Gelen arkadaşlar amatör oldukları için birçoğu daha önce böyle bir çalışmada bulunmamış kişiler oluyor. Tabii. Hani korolarda söylemişler ama mesela Türk Halk Müziği Korosu'nda, Türk Sanat Müziği Korosu'nda söylemişler. Öyle tecrübeleri oluyor. Fakat hani çok sesli müziğin içinde hiç olmamışlar. İlk başta tabii ona bir alışmaları gerekiyor. Çünkü farklı bir şey. Dört ses aynı anda, dört farklı melodi aynı anda söyleniyor. Dört farklı grup tarafından. Ve hani karşıya geçip dinlediğinizde anlamlı bir şey çıkartıyorsunuz. İç ses müzikal korosu. Gerçekten yani ben mesela çok merak ettim şimdi bu dört sesin aynı anda çıkması. Tabii ki bunu amatör olan arkadaşlarımızın ilk başta adapte olması çok kolay değil ama. Ama zamanla alışıyorlar. Zamanla alışıyorlar değil mi? O konuda gerçekten ciddi bir yol kat ettik. Yani. Bir de müzik öğretmenimiz var. Kendisinin ismini tekrar... Aysun Yılmaz. Aysun Yılmaz hocamıza da buradan selamlarımızı söylüyoruz. Ellerine sağlık kendisinde. Bu güzel 10 senede çok güzel yerlere getirdiğinizi düşünüyorum bu koroyu da. Ne kadar güzel ya. Şehre de bir şey katıyorsunuz. O güzel arkadaşlara da bir şeyler katıyorsunuz. Oradan sonra onlar belki hayatlarını müzik olarak müzikte devam ettirecekler. Değil mi? En büyük amaçlarımızdan biri zaten o. Hani şehrin hayatına dokunmak, şehrin müzik hayatına bir şeyler verebilmek ve hani bu çalışmaları halkın içine sokabilmek. En büyük amaçlarımızdan biri bu. Çünkü sanat halk içindir diyebiliriz aslında değil mi? Eğer halk bu sanatı görmezse, bundan zevk almazsa ne eyleyelim biz öyle sanatı? Ne yapalım biz kendi başımıza diyerekten şehre değer katmanızı tebrik ediyorum. Bu işi sen mi yapacaksın Agah dediklerini de duymuş gibi oluyorum sanki. Çünkü hep böyle yola çıkanlara mutlaka böyle şeyler söylenmiştir. Öyle şeyler oldu mu ilk başta? Yani siz böyle koro yapıyorsunuz, hani böyle şeyler yapacaksınız ama nasıl yapacaksınız? Olur mu canım öyle? Olmaz diyenler biraz böyle oldu mu? Nasıl yani oldu? Biz kimseye sormadan başladık. O yüzden onları güzel. Duymadık. Ha, çok güzel. Fakat sonradan tabii böyle... Dışarıdan aldığın duyumlarla ya niye uğraşıyorsun ki bu işten para da kazanmıyorsun? Çünkü gelen insanlardan ben hiçbir para talep etmiyorum. Tamamen ücretsiz yapıyoruz. Ne kadar güzel. Bunu da söylemiş olduk buradan. Evet hocam. Evet, evet. Ne güzel. Hani niye uğraşıyorsun ki gibi şeyler duydum ama bunun tatmini başka bir şey. Tabii. Tabii. Bunu yaşayan bilir. Onun için şef olmanız lazım. Onun için bu içsel müzikal korosunu İç ses müzikal korosunu kuruyor olmuş olmanız lazım. Bu arkadaşların heyecanını görüyor olmanız lazım. Onlara bir şey kattığınızı duyuyor, görüyor olmanız lazım ki işte bu parayla ölçülecek bir şey olmadığını o zaman anlayabilsin insan. Ondan da çok insan yok. İşte Agah Eroğlu bir tane bir şefimiz var yani. Bir de Aysun hocamız var. İşte az kişiler var yani ama o az ne kadar güzel devam ediyor. Peki Agah Bey yani programımız harika devam ediyor. Ben o İstanbul'da kaldım. Peki bir de şöyle bir şarkımız var. Nasıl istersen. Evet. Şimdi bu sizin bestelerinizden biri değil mi? Evet. Biraz bahseder misiniz? Bu beste nasıl oluştu? Nasıl istersen nasıl meydana geldi? 2006 yılında yazmıştım bu şarkıyı. Hani o zamanki duygu durumunu şu an hatırlayamıyorum tabii ki. Nasıldım acaba 2006'da diyorsunuz? Nasıl bir buhrandaydım ya da nasıl bir aşk içerisinde miydim yani değil mi? İnsan hatırlayamıyor evet, yani. İnsan hatırlayamıyor gerçekten. 16 sene önce. Ama tabii ne oluyor? O duygu durumunun size bıraktığı, cebinize bıraktığı bir çocuk gibi oluyor aslında şarkılarınız. Değil ve mi? Hani sizinle beraber onlar geliyor. Hani duygu durumunu hatırlamıyorum fakat şarkım cebimde. Şimdi o cebinizdeki şarkıyı lütfen bizim için çıkarır mısınız? Olur tabii. Sevgili seyirciler, bu güzel sesten şimdi ikinci bir şarkı dinlemeye geldi sıra. Programımızın ikinci bölümünde de devam edecek böyle güzel resitali kendisinin. Şimdiki şarkısı kendi bestesi. 2006 yılına ait olan bir beste ve o zamanki duygu durumlarıyla bakalım şimdi bizler neler hissedeceğiz? Nasıl istersen şarkının ismi ve Agah Bey nasıl isterseni bizlere sunuyor. Thank you.
gelmesen de yerin var hep. Evimin bir köşesinde kimse söylemedim. Gizli saklı bir yerlerde sevmesen de adın gizli. Bir yerlerde küçücük oyunlarda gizemli kelimelerde yalanlar söylemedim ki ben sana. Gölgeler içinde ne gördüysen o, kabul etsen de etmesen de ister al istersen kovala beni kapından. Yine beklerim hiç korkmadım ki karanlıktan. Wow, ilk defa dinlediğim bir şarkı Nasıl İstersen, bir kere ben hissettiğimi söylüyorum. Bu 2006 yılındaki çocuk bir kızı çok sevmiş ve o kız gitmiş. Bu çocuğun aşkını da çok anlamamış ama diyor ki istersen gel, istersen hiç gelme. Senin ismini ben bazen oyunlarda, bazen başka yerlerde geçiriyorum. Ben bir gölgede kalmış da olabilirim ama bu demek olmuyor ki seni de unutmuş değilim. Unutmuşum ama bir şey daha var ki ben bu karanlıklara da alışığım aslında. Tamam, gittin, sevmedin, anlamamış olabilirsin. Ben çok yıpranmış da değilim. Ben buna da alışığım diyen bir çocuk var gibi sanki. Olabilir. Olabilir. Ya gayet de ketum çıktı şimdi sayın seyirciler. Agah Bey sır verdi, sır vermedi sayın seyirciler. Programın ilk bölümünde ben bu Nasıl istersenden böyle bir şey çıkardım. Siz ne çıkardınız bilmiyorum ama çok safiyane, çok güzel böyle aşkı. Bak ben seni seviyorum. Bak bunu da sana böyle şarkıyla sunuyorum. Sen bunu duyarsan da duymazsan da ben bunu yapıyorum demiş bir 2006 yılındaki çocuk var. Evet. Evet. Doğru. Tebrik ederim. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Çok harikaydı. Şimdi besteleriniz oyun için, evet, o oyunun duygusuna giriyorsunuz. O oyunla ilgili tekstleri okuyorsunuz. Yönetmenle konuşuyorsunuz. Bu bir süreç. Buradan çıkan bestelerde tabii ki yine sizin çocuğunuz gibi. Peki diğer besteleri düşündüğünüz zaman mesela ikisinin arasındaki fark, sizin bir tanesi kendi duygunuz. Yine de bir önemseme sırası oluyor mu, yoksa sizin için hepsi birbirinin aynısı değerde önemli olan besteler mi? Aynı değerde önemli. Gerçekten mi? Tabii ki. Yani şimdi birinin sözlerini ve müziğini ben yapmış oluyorum. Hani kendi yaşadığım duygulardan yola çıkarak yazmış oluyorum. Diğerinin de yani tamam sözleri bana ait değil ama sonuçta müziği yine bana ait. Tamam belki biraz yapay gibi görünebilir o duygu durumuna giriyor olmak. Fakat yine de orada da bir şey hissediyorum ve onu yansıtmaya çalışıyorum. Peki mesela o besteyi yaptıktan sonra o oyuna gidip o besteyi oturduğunuz yerden hiç dinliyor musunuz? Öyle bir şey yapıyor musunuz? Ne hissediyorsunuz mesela oradan dinleyici gözüyle? Ya da mesela etrafa bakar mısınız? Nasıl hissediyorlar müzikle ilgili falan diye böyle bir... Çünkü ben niye soruyorum biliyor musunuz? Burada bazen biz master şeflerimizi ağırlıyoruz. Çok değerli şeflerimizi. Ne diyorlar biliyor musunuz? Mekanda biz şöyle bir şey yapıyorum dedi bir tanesi mesela çok değerli bir şefim. Yemekleri sunduktan sonra hiç kimsenin görmeyeceği bir yerden diyor böyle bir delikten bakıyorum yani. İnsanlar böyle mesela yerken mutlu oluyorlar mı işte böyle konuşuyor mu çok güzel bir şeyler falan var mı diye böyle böyle izliyorum diyor. Agah Erol da mesela böyle tepkiyi anında ölçmekle ilgili böyle bir şeyiniz var mı? Ben çok merak ediyorum. Benim olsa var ya yaparım diye düşünüyorum aslında. Kesin herkesin içine otururum bakarım diye. Siz ne yapıyorsunuz? Yani ister istemez tabii ki bir takdir edilme duygusunu insan hissetmek ister. Ben hissederim. Yani sonuçta sanatla uğraşan herkesin az da olsa, çok da olsa, şu kadar da olsa bir alkış duyma isteği vardır. Dolayısıyla tabii ki insanların tepkilerini duymak istiyorum. Peki giriyor yani, musunuz aralara? Yani o şekilde değil tabii. Peki, onu yapmak hiç aklıma gelmemişti. Gerçekten.
Tabii şimdi Agah Bey'in yüzlerce bestesi olduğu için şimdi ve her şeyde yolunda gittiği için zaten belki de emin. Herkes beğeniyor diye düşünüyor olabilir. Yo, ama yani her seferinde aynı heyecanı yaşıyorum emin olarak. Gerçekten yani. Mi? Tabii. Yani her tabii yaptığım yeni bestede... Otomatiğe dönüşmedi yani. Yok, dönüşmez de. Dönüşmez değil mi sizde? Evet. Yani her yaptığım yeni bestede insanların tepkisini merak ediyorum tabii ki. Ediyorsunuz değil mi? Peki bir şey soracağım şimdi size. Belki hiç kimsenin bilmediği bir şey soracağım. Buyurun. Şimdi kendinize ait yaptığınız bestelerde özellikle birinin fikrini almak için ilk dinlettiğiniz birisi var mı? Birkaç kişi var. Soru. Birkaç kişi var. Evet. Kim bunlar? Şu anda eşim. Yani sorabilir miyim? Şu anda eşiniz. Tabii ki. Gerçekten ilk dinleyen o olur, öyle mi? Evet. Peki, yorumları nasıldır? Yani siz onun bakış açısına güvenir misiniz? Böyle eleştirisine ya da işte böyle yaklaşımına değer veriyor musunuz? Ki bence kesinlikle veriyorsunuz, sonuçta onu dinletiyorsunuz ama. Hani yani böyle eşi olmaktan sıyrılıp dışarıdan bir gözle eleştirebiliyor mu bazen? Yani ne söyler mesela? Nasıl anılarınız oluyor mesela? Bazen götürdüğünüzde ne der, bazen ne der mesela? Onu merak ediyorum açıkçası. Yani eşi müzisyen değil. Değil. Çevre mühendisi, iş güvenliği uzmanı. Tamamen uzak. Evet, müzikten uzak. Müzikten uzak. Fakat tabii sanatla ufak da olsa bir bağı var. O da iş güvenliği eğitimlerini tiyatroyla yapmaya çalışan bir insan. Ha, buradan kendisinden tabii özür diliyoruz, selam söylüyoruz. Yani yani öyle o kadar uzak derken ben yani sizin gibi değil ama hani yine bir taraftan da sanatsal çalışması evet, var. Evet, bir bağı var en azından. Peki, yaptınız ya da biraz ilerlerken mi götürürsünüz ya da bittiği zaman mı götürürsünüz Agah Bey? Ne zaman götürürsünüz işte eşinize nasıl olmuş dinler misin diye ne zaman? Ben genelde çift çizgiyi çekmeden kimseye dinletmem. He. Ne demek yani bitirmeden. Çift çizgi derken evet yarısında nasıl gidiyorum diye sormam diyorsunuz. Bitmiş haliyle evet, giderim. Bitmiş haliyle çift giderim. Sonra üzerinde değişiklik yaparım. Peki. Gerekiyorsa. Götürüyorsunuz mesela ne diyor dinleyince? Yani aslında parçaya göre değişiyor. Hmm. Çünkü hani müzik zevki de o konuda tabii ki etken oluyor. Ama açık bir şekilde hani fikrini dile getiriyor. Kötüyse kötü diyor, iyiyse iyi diyor. Helal olsun o zaman. Evet. Yani evet. Benim eşimdir, ne yaparsa çok güzel yapar. İşte ben buna bir şey demeyeyim demiyor. Yok, hayır. Zaten öyle demesini istemem. İstemezsiniz. Evet. Peki dikkate alıyor musunuz onun eleştirilerini? Alıyorum tabii ki. Alıyorsunuz. Tabii ki. Bir dinleyici olarak onun fikirlerini önemsiyorum. Peki. Sonrasında mutlaka yani değiştirdiğin zamanlarda oluyor üzerinde çalıştığım tekrar değiştirdiğim zaman. Peki başka kimlere dinletirsiniz? Mesela üniversiteden çok yakın, çok sevdiğim ve çok iyi bir müzisyen olduğunu düşündüğüm bir arkadaşım var. Sencer diye bir arkadaşım, Sencer Özbay. Selam söylüyoruz Sencer Bey'e de burada. Ne kadar seviyor sizi burada. İçinden gelerek söyledi çok seviyorum diye Sencer Bey. Gerçekten şu an çok şanslısınız yani. Hani müzikal fikirlerini onun müzikal... Pardon konuşamadım. Yok Sencer Bey yani bizi heyecanlandırıyorsun. Şuraya kadar bir şakayan bir Agah Bey vardı. Sizden bahsedince çok seviyorsunuz. Yani böyle anılarınız mı var biriktirdiniz? Neler aklınıza geliyor Sencer Bey deyince yani? Çok şey aklıma geliyor. Çok şey aklınıza geliyor. Yani çünkü 2001 yılından beri. Ha öyle mi? Tabii tabii tabii. Ha bu evet. Gruptan falan yani o şey zamanlarında. Beraber müzik de yaparız arası sırada. Sizin o zaman gezmeleriniz, böyle bir yerlere parasız kalmalarınız, işte bir şeyler bir çok şeyler. Çok anımız var. Neler tabii neler ki, değil mi? Tabii ki. Müthiş. Ona dinletirsiniz. Ona dinletirim. İşte onun müzikal fikirlerini almaya çalışırım. Hani teknik fikirlerini almaya çalışırım. Onun dışında tabii yakın çevremde dinlettiğim başka arkadaşlarım da oluyor. Pandemi dönemiyle ilgili olarak biliyorsunuz ki sevgili seyirciler her şeyde olduğu gibi müzik sektöründe de bir durgunluk yaşandı. Pek çok yer kapatıldı, pek çok grup müzik yapamadı. Tabii ki bunun sıkıntıları çok fazlasıyla oluştu derken Agah Bey bir oluşum içerisine giriyor. O oluşumu yapan yine müzisyenler olmuş oluyor. Ve işte o oluşum birçok müzisyene de çok büyük bir katkı sağlıyor. Bu oluşum neydi ve nasıl girdiniz? Sonuçların neler oldu ve hala devam ediyor mu Agah Bey? Evet, bu oluşumun adı Olta Dayanışma. Kurucusu olan arkadaşlarımız Peyk grubunu bilirsiniz belki. Evet. Onun solisti olan İrfan. Yine Veysel Çolak diye bir arkadaşım var. O da bağımsız müzisyenlerden. Evet. Yine Özgür Ulusoy. Yine evet. Peyk grubundan. Özgür Ulusoy aynı zamanda benim okuldaki hocalarımdan biridir. Selam kendisine buradan Özgür Hoca'ya. Tabii onlarla beraber birçok müzisyen arkadaşım ilk oluşumu yaptılar. Amaç neydi? Agah Bey'in? Amaç şuydu. Şarkısı olan kişiler
kendi kayıt imkanları olan kişiler şarkılarını olta dayanışmaya bağışlıyorlar ve bir albüm yapılıyor. İşte 8 şarkılık, 10 şarkılık, 15 şarkılık, 17 şarkılık ne kadar şarkı toplanabildiyse. Bu albüm dijital platformlarda, hani Spotify gibi, YouTube gibi dijital platformlarda yayınlanıyor. Ve buradan... Hala yayınlanıyor mu şu anda? Evet, evet, tabii. Çok güzel. Hala yayında. Şu anda 11. albüm çıkmak üzere. 11. albüm çıkmak üzere, evet. Harika. Buradan elde edilen gelirler bir şeyde birikiyor, kasada birikiyor. Sonra biriken bu gelirler ihtiyacı olan müzisyenlere ve müzik emekçilerine. Çünkü sadece sahnede görünen kişiler değil, sahne arkasında görünen kişiler de var. O müziği işte, yapanlar da var sonuçta. O müziği yapanlardan ziyade mesela nasıl burada kameraman arkadaşlarımız var, rejide arkadaşlarımız var. Orada da ses kumandada arkadaşlarımız oluyor, ışıkta arkadaşlarımız oluyor. Hani stüdyoda, bir sürü aslında müzik emekçisi var yani sahne arkasında. Sadece müzisyenler değil, onlar da bu sorunun bir tarafındaydılar yani. Bu sorunu onlarla beraber, müzisyenlerle beraber onlar da yaşadı. Doğru. Dolayısıyla biz hani ayırmadan... Çok büyük bir kesim etkilendi dolayısıyla, tabii ki, değil mi? Tabii ki, çok çok büyük. Hiç ayırmadan bu havuzda toplanan para... İhtiyacı olan kişilere, belirlenen kişilere, kısım kısım aktarılıyor. Ve onlara hani çorbada tuzumuz bulunacak kadar bir yardımda yapmış oluyoruz. Olta dayanışma harika, olarak. Harika, çok güzel. Siz de böyle bir katkıda bulundunuz bu albümlerden, evet, bir tanesine. 6. albümde benim de Sakın Kaybolma isimli bir şarkım yer aldı. Çok güzel. Bunu yine dinleyebilirler mi şu anda? Tabii, tabii. Sosyal çalarız. Medyadan da tabii dinlerler ki zaten ama stüdyomuzda da biz sevgili Agah Bey'den bu kendisinin bu albümlerde yer alan şarkısını da dinlemek isteriz. Tabii, bakalım nasıl bir şarkıymış. Çalalım. Bu Sakın Kaybolma. Evet. Ona geçmeden önce bahsetmek istediğim ikinci bir şarkımız daha var. 10. albümde bu 10. albüm bir elektro... Efendim? Bir önceki albüm, evet, değil mi? Aynen. Bu çıkacak olan albümden bir önceki albüm. Elektronik müzik üzerine yapıldı bu albüm. Hmm. Onu burada dinleyemeyiz tabii ki. Maalesef onu çalma imkanım yok. Onu ancak, evet, onu ancak dijital platformlardan dinleyebilir seyircilerimiz. Süper. O albümdeki şarkının hikayesi de biraz farklı. Nasıl? Şöyle, benim daha önce müziğini yaptığım bir elektronik parça vardı. Fakat hani hiçbir yere, hiçbir şeye ait değildi. Sadece ben hani içimden geldi, bilgisayarın başına oturdum, bir şeyler yapmaya başladım ve ortaya bir müzik çıktı. Bazen de böyle oluyor diyorsunuz, evet, değil evet mi? Evet. Ki elektronik müzikle aslında çok da bağım yoktur. Sadece hani eğer bir oyunda gerekliyse kullanırım. Evet, kullanırım. Ama o zaman içimden geldi, böyle bir şey yaptım ve elektronik bir albüm yapılacağını öğrendiğimde Olta'da dayanışma içinde dedim ki arkadaşlar, içinizde söz yazabilecek kimse var mı? Sözlerim yok çünkü. Ondan sonra Özge Sarıkurt isimli bir arkadaşım. Çok değerli bir müzisyen o da. Kendisine selam söylüyoruz, evet, Özge Hanım'a. Evet. Sözleri yazdı. Sonra dedim ki kim söylesin bunu? Ben söylerim dedi. Hiç sesini çok duymamıştım güzel öncesinde. Öyle mi? Ama tabii onun da Olta Dayanışma'da bir şarkısı vardı. Hemen dinledim şarkısını. Çok hoşuma gitti sesi. Tamam. Olur mu olur. Tabii ki. Ondan sonra bir şekilde anlaştık, buluştuk. Benim stüdyomda kaydımızı aldık ve ortaya gerçekten güzel bir parça çıktı. Gerçekten güzel bir parça, evet, çıktı. Kendisi de sağ olsun, yani nasıl tabir edilir? Hani Sertab Erener gibi söyledi yani. Gerçekten çok mi? Duru bir sesi var gerçekten. Ben çok merak ettim şu anda. Ortaya güzel bir iş çıktığını düşünüyorum. Harika. Hani o yüzden mutlaka girin dinleyin diyorum. Böylece yardıma ihtiyacı olan müzik emekçilerine yardım da etmiş olacaksınız. Şarkılarımızı dinleyerek, tabii, olta şarkılarını dinleyerek bütün yardıma ihtiyacı olan müzisyenlere yardım etmiş olacak dinleyicilerimiz. Hem beğenme sayısı arttığı zaman, hem izlenme sayısı arttığı tabii zaman, dinlendikçe, belki dinlendikçe, yorum yapıldıkça, değil mi? Bunların hepsinin bir katkısı olur. Sevgili seyirciler, lütfen katkınızı ihmal etmeyin. Çok güzel şarkılar vardır eminim ki içlerinde. Çünkü çok yürekten gelerekten bir şey amaç uğruna yapılmış bir albüm, değil mi? Hepsi 11.si çıkıyor. Aynen. Sonuçta hepimiz dinleyelim güzel şarkıları. Onlardan bir tanesi Sakın Kaybolma. Şimdi Agah Eroğlu bu şarkıyı, bu güzel şarkıyı hepimize sunacak. Bakalım nasıl bir şarkı. Müzik
Ansızın çıktın karşıma, nereden girdin hayatıma? Anlamadım neden bu kadar tatlısın. Olmaz artık bu adamdan, sen gidersen kalır yarım. Sen benim arkamdaki kadınsın. Sen sakın kaybolma, bir yere geçsin ömrümüz birlikte. Sen sakın ayrılma, bir yere dursun gözlerin gözlerimde. Sen sakın kaybolma, bir yere geçsin ömrümüz birlikte. Sen sakın ayrılma, bir yere dursun gözlerin gözlerimde. Gerçekten tebrik ediyorum. Sınısı çok güzeldi. Teşekkürler. Şimdi yani böyle güzel şarkılar varsa sevgili seyirciler, Olsa Dayanışma bu isim ile aratırlarsa değil mi? Tabii, YouTube, tabii. Spotify'da çok rahatlıkla diğer bütün şarkıları ve albümün hepsine ulaşabilirsiniz. Ve muhteşem şarkılar sizleri bekliyor olacak. Çok güzel, harika. Şimdi sevgili seyirciler, biz bir taraftan müzikle, bir taraftan tiyatroyla, bir taraftan böyle güzel sorularımız da var tabii ki. Devam ediyoruz yayınımıza. Bunlar çok normaldir. O güzel gitarın her türlü sesi bizim için güzel. Önemli olan bize verdiğiniz çok güzel o tınlar Agah Bey. Elinize, emeğinize sağlık bu arada. Teşekkürler. Güzel yüreğinize sağlık. Şimdi, bu çok güzel bir oluşum. Olsa Dayanışma. Yani kim bulduysa dediğiniz gibi, hani bu düşünce de hepsi için harika diye düşünüyorum. Bu amaç da çok güzel. Herkese ihtiyacı olan müzisyenlere bunların pay edilmesi. Lütfen sevgili seyirciler, bir kez daha hani bunu hatırlatmak istiyorum. Ne kadar çok dinlerseniz, ne kadar çok beğeni, yorum yaparsanız, buradaki şarkılardan gelecek olan, o birikecek olan paraların emekçi olan arkadaşlara, müzik yapanlara, müziğe devam eden bütün o sizin gibi gençlere, sevenler için söylüyorum. Hepsine bir katkı olacağı için bundan biz geri durmayalım. Elimizden gelen neyse onu yapabilelim diye düşünüyorum. Ve beste konusuna girmek istiyorum ben şimdi ikinci kısımda. Hayatınızın en güzel bestesi hangisi? Hayatımın en güzel bestesi kızım olan beste. 2,5 wow. yaşında kendisi. 2,5 yaşında evet, mı? Evet, evet. Allah bağışlasın. İsmi Beste mi? Evet, adı Beste. Kim koydu diye düşünmeye gerek yok zaten. Babanın burada baskınlığı ortaya çıkıyor. Ama ne kadar güzel bir isim Beste. Yani ismi beraber karar verdik aslında. Anneyle beraber. Yani şöyle, ben bu ismi önerdim. Evet. Sonra ikinci bir isim daha düşündük. Sonra en son raddede eşim karar verdi. Tamam Beste olsun dedi. Sizin istediğiniz olsun diye de yani düşünmüş. Aynı evet. zamanda kendisine çok evet. güzel olmuş. Bir kıza çok yakışacak bir isim diye düşünüyorum aslında. Ben de Beste değil mi? Harika. Nasıl ilişkiniz kızınızla? Valla çok güzel. Babaya zaten hayrandır zaten kızlar değil mi? Yani onu hissettiriyor gerçekten. Değil mi? Hani o sevgiyi hissettiriyor. Ve hani insan evladı olduktan sonra hayata bakış açısı çok değişiyor, çok farklı. Kesinlikle, kesinlikle. Yani. Çok evet. güzel bir şey söylediniz. Bazen ona bestelerinizi çalıyor musunuz? Tabii. Çalıyorsunuz tabii değil ki. Mi? Şimdi çocuk şarkıları da besteliyorum. Öyle mi? O besteyle beraber mi başladı peki çocuk şarkıları? Daha önce var şöyle, mıydı? Şöyle, daha önce şöyle vardı. Bizim oyun müziklerimizin içinde çocuk oyunları da var. Ha, hep büyüklere yönelik oyunlar tabii, değildi. Tabii ki, tabii ki. O yüzden çocuk oyunu müziklerinden dolayı çocuk şarkılarını zaten besteliyordum her zaman. Bunun dışında ben yine
Küçük yaş çocuklarla da beraber müzik dersleri yapıyorum, çalışmalarım oluyor. Öyle mi? Tabii. Hatta bazı anaokullarına bile derse gidiyorum. Hocam hiç bundan haberim yok, notlarım arasında da yok. Çok güzel. Nasıl zaman ayırıyorsunuz bu kadar koşturmanın içerisinde? Valla işte sabahları anaokuluna gidiyorum. Öğleden sonra başka bir yere evet, gidiyorum. Evet, hocamızın programı sabah öğleden sonra. İşte hafta sonu tiyatro kurslarında derslerimizi veriyoruz. Ama çok güzel bir şey değil mi? Tabii müzikle iç içe olmak, çocuklarla, gençlerle. Tabii ki. Harika bir hayat yani. Yani benim bir de eğitimci yanım var çünkü. Pedagojik formasyonumu da yaptım. Öyle mi? Koca Üniversitesi'nde yine. Çok hatta güzel. Yüksek lisans tezim de müzik eğitiminde dramanın kullanılması, yaratıcı dramanın kullanılması üzerine. Çok güzel. Eğitimci tarafımda olduğu için çocuk şarkıları, hani oyun müzikleri dışında da yaptığım şarkılar oluyor bazen. Peki, bu hayatınızın en güzel bestesine de bir beste yapmayı düşünüyor musunuz? Yoksa yaptığınız mı bilmiyorum, notlarım arasında yok. Çok daha yaptım, birkaç tane ninni yaptım kendisine. Yaptınız, değil mi yani? Evet. Kim bilir baba ne güzel o duygularını yansıtmıştır o güzel kızına. Çok şanslı bu arada tabii ki, bu güzel tınılarla büyüdüğü için. Peki, şimdi Agah Eroğlu. Şimdi sevgili arkadaşlar, aslında ben aklımdaki soruları da sormak istiyorum kendisine. Zamanımız el verdiği sürece tabii ki. Şimdi beste yapmak çok farklı bir şey. Tabii ki şarkı söylenebilir. Tamam, çok güzel sesi olan herkes şarkı söylüyor ama hani beste yapıyor anlamında da değil tabii ki. Bu başka bir şey. Matematiği var işin, biliyorsunuz. Sizin anlattığınız şekilde biz biliyoruz. Agah Bey, bir ortama mı girer, bir odaya mı, stüdyoya mı kapanır? Yani mesela beste yapmak nasıl bir şey Agah Bey? Nasıl o süreç gelişiyor? Siz o duyguya mı giriyorsunuz ilk önce ve ondan sonra mı gelişiyor? Nasıl bir süreç oluyor? İlk bölümde sorduğunuz bir soru vardı. Hani gidip dinletir misiniz? Evet. Birilerine yaptığınız evet. şeyleri yarısını da götürüp dinletir misiniz evet. demiştiniz. Ben de demiştim ki çift çizgiyi çekmeden, bitirmeden kimseye götürmem. Dinletmem dediniz. Aynı şekilde o süreç içerisinde de hani kimsenin beni duymasını da istemem. O yüzden hani bir kapalı bir ortamda olmayı tercih ediyorum. Hani onu şey yok, önemi yok. Nasıl bir yerde olduğumun hiç önemi yok. Kendi İlla stüdyo olmak zorunda değil, kendi evet. odanız olmak zorunda evet. değil. Hiç önemli değil. Aynen. Yeter ki kendi başıma olayım. Tek kriterim bu. Hani yeter tek başıma olmam gerekiyor. Beni kimsenin duymadığını düşünmem gerekiyor. Duyulsam da benim öyle düşünmem gerekiyor. Aslında çok güzel bir şeyden bahsediyorsunuz. Yani ortaya bir şey çıkaracağım ama beni bir yere kapatın. Ben onu çıkarıncaya kadar kimseler duymasın, kimseler bir şey söylemesin. Ben bununla böyle baş başa kalayım. Peki beste süresi ne kadar alıyor mesela size? O değişir mi ya da böyle değişir, bir şey var mı? Değişir. Yani hani şimdi ilk bölümde başka bir şey daha söylemiştim. Hani uyurken de mi yapıyorsunuz? Evet. Hayır ama derste yapıyorum demiştiniz. Hani tabii derste o zaman çocukların karşısında nasıl oluyor diyeceksiniz. İşte orada işin içine matematik giriyor birazcık. Orada duygulardan biraz daha sıyrılarak sadece matematik düşünerek birazcık çözüm odaklı bir şeyler yapmış oluyoruz. Bu ayrı bir yönü. Tamam. Ama işte hani kendim sınıf haricinde bir besteye başlamışım, devam ediyor. Hani ne kadar olacağını tahmin edebilir miyim diyorsunuz ya da bunun genel süresi işte şu kadar sürer dediğiniz bir zaman alıyor mu? Yok. Yok. Maalesef kesinlikle yok. Hatta hala yarım bekleyen bestelerim de var yani. Bekletiyorsunuz, ilerletmiyorsunuz, gelmediyse orada kalıyor. Evet, evet, evet. Ama onun zamanı var. O illaki zamanı gelecek, onun üzerine tekrar dönüp çalışmaya başlayacağım. Müthiş bir kayıt sisteminiz olması lazım değil mi? Yani aklımda tutmak zor oluyor tabii. O yüzden evde kendime ait nacizane hani bir kayıt stüdyom var. Harika. Ev stüdyosu diyeceğimiz şekilde. Orada aklıma gelen fikirleri hemen böyle bir kenara kaydedip o sonradan karıştırılacak olan klasörlerin içine gömüp bıraktığım şeyler var. Onlara geri dönüyorum bazen. Evet. Aman gözünüz gibi bakın onlara çünkü çok değerliler. Gitmesinler bir yere. Bu arada şundan bahsetmek istiyorum sevgili seyirciler. Doruk Tekiler yılın sanatçı ödülünü almışsınız. Evet, evet. Bundan biraz bahsederse bu arada tebrik ederiz. Bu teşekkür çok güzel ederim, bir şey. Bir sanatçının ödül alması herhalde hayattaki en güzel şeylerden bir tanesidir. Tabii ki onur duyduk. Aynen. Böyle bir ödüle layık görülünce. Bir süreçti bu. Yani Doruk'takiler ödüllerini Kocaeli Gazetesi veriyor. Hı hı. Kocaeli'deki sanatçılar arasından seçmişler sağ olsunlar beni de. Hani birçok kategoride ödül veriyorlar. Sanat kategorisinde de o yıl beni Harika. Seçmişler. Harika. Ben ödülü aldıktan sonra haberim oldu. Yani Oo. Adaylığımdan falan hiç haberim olmadı.
Hani aday gösterildiğinden de hiç haberim olmadı. Bir oylama süreci de oluyormuş meğer bu adaylık sürecinde. Ama hani ben şöyle karşılaştım. Nasıl? Facebook'tan bildirim geldi. Doruk'takiler ödüllerinde Agah Eroğlu yılın sanatçısı. Nasıl yani falan diye. Benim haberim. Agah Eroğlu benim geldi. Falan yani. Ondan sonra gittim hemen koştum gazeteyi aldım. Evet gazetedeyim. Gerçekten mi? Evet evet doğruymuş yani. Gerçekten sürpriz sonra, yapmışlar sağ olsunlar, size. Evet sürpriz yaptılar. Ve çok iyi geldi. Çünkü böyle tam pandeminin ortasında olduğumuz bir dönemde. Hani hiçbir iş yapamadığımız zamanlardaydık. Birçok kişi geldi değil mi? Mesela? Evet çok iyi geldi. Bana çok büyük bir moral verdi i̇şte, yani. Ödül böyle güzel bir şey sevgili evet. seyirciler. Ama yine de ben hani sormak istediklerim var. Yine de şarkılardan çok çok dinlemek istediklerim var aslında sizin bestelerinizden ama yayın süremizin de sonuna geliyoruz. Dilerseniz şöyle bir şey yapalım. Son bir şarkı yayınlayalım sizden böyle. Onunla da kapanışa gitmiş olalım. Olur. Ne dersiniz? Ne bu sefer dersiniz? Benden olmasın, Gündoğarken'den tamam. olsun. Grup Gündoğarken'den. Peki, grup Gündoğarken'den olsun. Neyi söylemek istersiniz? İçinizden ne geliyor? Var mı? Sensiz olmaz söyleyeyim. Peki. Sevgili Agah Eroğlu bizlerle birlikteydi sevgili seyirciler. Şu anda programımızın sonuna geldiğimiz için kendisi içinden gelen bir şarkı Grup Gündoğarken'den Sensiz Olmaz'ı sizlere, bizlere dinletecek çok güzel bir şarkı. Bunun yanı sıra tabii ki teşekkür etmek istiyorum ki kendisine tekrar. İyi ki yayınımıza katıldınız. Bize bu güzel şarkılardan, kendinizden haberdar olmamızı sağladınız. Yaptığınız işlerden, faaliyetlerinizden haberdar olmamızı sağladınız. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Ne demek? Ben teşekkür ederim davetiniz için. Çok memnun onur duydum. Burada olmak gerçekten sizinle sohbet etmek çok güzeldi. Ekibiniz harika. Harika bir enerjisi var buranın gerçekten. Bunu duymak çok güzel sayın seyirciler. Gerçekten yayın öncesi böyle söyleyeyim diye anlaşmamıştı kendisiyle. Çok bunu duymak gerçekten çok güzel. Ben de ekibimizi çok seviyorum. İşte o ekipten izninizle bahsedeyim şimdi. Tabii. Bugünkü yönetmen yardımcımız Pınar Özenç'ti. Yönetmenimiz Şevket Belenkoğulları'ydı. Konuk koordinatörümüz Kevser Altınsoy'du. Stüdyo şefimiz Mervan Duruk'tu. Kurguda Halil Onur Durmuş ve genel yayın yönetmenimiz de Sayın Celer Ovalı'ydı. Bu güzel ekibe ve daha sayamadığım bütün hepsine çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, bizi izlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Bir sonraki Sanatla programında tekrar görüşünceye kadar lütfen kendinize çok iyi bakın ve sizleri Agah Eroğlu'yla baş başa bırakıyorum. Grup Gündoğarken'den Sensiz Olmaz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Gösterdin aşkın ucunu, öyle bıraktın gittin. Bana attın suçunu, davayı ben kaybettim. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Aşk tanımaz gece gündüz, birbirine katar gider. Ne bahar dinler ne güz, güze bahar katar gider. Ben böyle aşk görmedim, daha neler görmek var. Ne istedin de vermedim, başka nasıl sevmek var. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz.